ve kana insanu aksara şey cedela. en çok yaptığı şey kuru tartışmalar. Geçen bir derste de ifade ettim. İmam Gazali'nin İhya'nın mukaddimesinde diyor ki ilim öldü diyor. ilim öldü diyor. Kana matuyen ve kana nesyen aramızdan çekildi gitti diyor. Geriye üç şey kaldı diyor. Birincisi feta hükümetin testa'inu bihil kudat kadıların da yararlandığı hükümet fetvaları kaldı diyor. İfade aynen ona ait. İkincisi cedelul ulema ilil mubahat yani birbirine üstünlük taslamak için ulemanın yaptığı kuru tartışmalar kaldı diyor. Cedel kaldı. Üçüncüsü de el muzakraf muzahraf yestagilluna bihin nas. Süslü püslü vaazlar kaldı. Onunla da insanları aldatıyorlar diyor. Gazali İhya'nın mukaddimesinde söylüyor bunları. Cedel biz dini dahi bir cedel malzemesine dönüştürdük. Şu andaki en büyük afet dijitalleşme ile birlikte bütün İslam dünyasında aman Allah'ım her hoca bir sanal ortamdan bir başkasına saldırmaya devam ediyor. Dini bir didişme malzemesi haline getirdik. Ve kânel insânu eksara şey İnsanın dünyada en çok yaptığı şey cedel. Kuru münakaşalar yani. Ve kânel insânu Efendim İnsanoğlu pek eli sıkıdır, cimridir. İnnel insâne li rabbihi Dediğim gibi bütün bu ayetleri kendi konteksi içerisinde anlamamız gerekiyor. İnsana yönelik bütün bu eleştiriler ademiyeti ve insaniyeti şahsında tahakkuk ettirmeyip sadece haz ve şehvet peşinde koşan, sadece bedenin ve cesedin hamallığını yapan insanlara yöneliktir beşeriyeti ademiyete yücel, yücelten bütün o nimetlerden mahrum kaldığı zaman insanlar ancak bununla bu dereceye düşebiliyorlar.